Herkese merhabalar, ben Deniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere 2022-2023 sonbahar kış moda trendlerinden bahsedeceğim. Ben genellikle bu moda trend videolarını sezon henüz başlamadan önce, yani sonbahar kış moda trendlerini Ağustos ortası ya da Ağustos sonu gibi yayınlamayı seviyorum. Ancak işlerimin yoğunluğundan dolayı bugün 14 Eylül'de bu videoyu çekiyorum ve hafta sonuna da bu videoyu yükleyeceğim. Bugün bahsedeceğim bu runway'lerdeki ürünler yavaş yavaş hem online'da hem de mağazalarda yerlerini almaya başladılar. Ve fast fashion markalarda bu koleksiyonlara muadil olabilecek ürünlerini satmaya başladı. Ve son 1,5-2 haftadır Londra'da hava bayağı yağmurlu, soğumaya başladı. Akşamları özellikle çok soğuk oluyor. O yüzden tam böyle sonbahar moduna girmişken bu videoyu çekmek bana çok iyi geldi. Bizi neler bekliyor, mağazalarda neler göreceğiz, hangi ürünler trend, onları hep birlikte sizlerle inceleyeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Eğer bu tarz moda videolarından hoşlanıyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımda ağırlıklı olarak parfüm ve moda videoları var. Umarım hepsini keyifle izleyip bu güzel alemize siz de katılırsınız. İsterseniz hemen başlayalım. 2022 ilkbahar yaz moda trendleri videosunda bahsetmiştim düşük bel trendi geri geliyor diye. Ancak sonbahar kış koleksiyonunda daha çok yüksek bele odaklanmışlar. Geçtiğimiz son yıllardaki pantolon trendi yüksek bel, geniş paça, dökümlü hatta maskülen duran pantolonlarken bu yıl İspanyol paça pantolonlar geri geliyor. Yine yüksek bel ancak direkt dökümlü inmiyor. Vücudunuzu saran, figürlerinizi belli eden bir kalıbı var. En sonunda da paça kısmında filer şeklinde açılıyor. Yani bildiğimiz İspanyol paça pantolonlar geri geliyor. Ben İspanyol paça pantolonların duruşunu seviyorum. Bana bayağı vintage geliyorlar ve aynı zamanda hem topuklularla giyebilirsiniz. Bacak boyunu çok uzun gösteriyorlar. Hem de cowboy botlarla giyip böyle günlük hayatta da çok cool bir görünüşe sahip olabiliyorsunuz. Ancak dar bir kalıbı olduğu için kalça kısmında biraz alışveriş yapması zor bir ürün bence. Hem dar pantolonlar hem İspanyol paça pantolonlar. Alışveriş yaparken biraz zorlandığım ürünler benim. İspanyol paça pantolonları ben en çok Etro'da, Jacquemus'da, Elisab'da, Stella McCartney'de ve Chloe'de gördüm. Ve bir sonraki trendimiz ise pantolon üstü elbise. Burada kullanılan pantolon çeşidi genellikle İspanyol paça pantolonlardı. Ve bunu en güzel Chloe yapmış. Chloe'nin o bohemian, rahat, şık tarzına bence bu trend çok yakışmış. Ve orada kullanılan materyaller genellikle trikoydu. Ya yumuşak bir kaşmir ya fırçalanmış, batmayan ince bir yün. Ve genellikle aynı materyale sahip olan İspanyol paça pantolonla tunik şeklinde olan elbiseleri kombinlemişler. Genellikle aynı renk oluyorlar ya da aynı renk ailesinde olan mesela bir camel'la bir beji kombin etmişler. Bu şekilde çok rahat duran, şık bir trend ortaya çıkmış. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda zaten bu korona ile birlikte, bu karantinaya girmemizle birlikte kaşmir olan takım setler çok moda olmaya başladı. İnsanlar önce onları evde giymeye başladılar, sonra onları dışarıya kombinlemeye başladılar ve bu biraz daha gelişiyor. Pantolon üstü elbiseye dönüşüyor ve bohemian şık tarzı seviyorsanız bence çok güzel gardırobunuza ekleyebileceğiniz ve kullanabileceğiniz parçalar bunlar. Ancak düzgün kombin edilmesi gerekiyor. Çok fazla yataktan çıkmış gibi de görünebilirsiniz. Özellikle kaşmir ya da yün ürünler kullanırsanız sanki evden yeni dışarı çıkmışsınız ve sanki bakkala gidiyormuş gibi de görünebilirsiniz. O yüzden doğru ürünlerin doğru şekilde, doğru aksesuarlarla bence kombin edilmesi gerekiyor bu trendde. Ve bir diğer pantolon trendimiz ise kargo pantolonlar. Bunu Versace'de, Roberto Cavalli'de, Isabel Miranda ve Dion Lee'de görüyoruz. 5 ay önce bana sorsaydınız Deniz kargo pantolonlar hakkında ne düşünüyorsun diye, hayır kesinlikle benim tarzım değil derdim. Ancak yaklaşık 5 aydır takıntılı bir şekilde her gün Pinterest'ten, Instagram'dan takip edip runway'lerini izlediğim bir marka var. Ve kendisi çok güzel kargo pantolonlar kullanıyor. O da Isabel Maran markası. Estetiğine şu an bayılıyorum. Harika bir Fransız estetiği var kendisinin. Chanel'den, Dior'dan çok farklı. Onlar da bir Fransız estetiği. Ancak Isabel Maran bohemian, rahat, şık Fransız kadını imajını o kadar güzel yansıtıyor ki. Gerçekten bayılıyorum. Kendisinin botlarını seviyordum zaten. Harika cowboy botlar üretiyor. Bende de bordo bir botu vardı. Ancak çok yüksek topuk olduğu için
rahat edemediğim için onu satmıştım. Ancak şu an tüm estetik anlamında sadece bot değil, bayıldığım bir marka. O da Nisan ayında Fransa'ya gittiğimde başladı. Tamamen rastgele Jean Dufus diye bir markaya girdim. Kendisinin kocasının markasıymış. Kocası sadece çanta üretiyor. Ve oradan harika bohemian bir çanta satın aldım. Ondan sonra markayı araştırdım. Isabel Mara'nın runway'lerini izlemeye başladım ve bu bohemian tarz beni sardı. Çok fazla zaten ürünlerini satın aldım kendilerinin ve şu an takıntılı bir şekilde onları izliyorum. Kendisi çok fazla kargo pantolon, havuç pantolon ve şalvarlar kullanıyor. Ancak o kadar güzel kullanıyor ki. Yani çok şık, çok modern ve harika, rahat ve neredeyse çok da seksi duruyor bence. Yani güzel kombinlenilirse ve böyle özgüvenle taşınılırsa bence o çuval pantolon bile o kadar seksi durabiliyor ki inanamazsınız. Ve o yüzden şu an denemek istiyorum. Bana yakışır mı bilmiyorum. Ancak böyle kovboy botlarla bir karga pantolon, böyle omuzları geniş kazaklar ya da gömlekler şeklinde deneyebilirim diye düşünüyorum. Yakışmazsa tabii ki de almam ama sadece denemek istiyorum. Yani eğer bu kargo pantolonlar bana yakışırsa takip etmeyi planladığım bir trend. Ancak spor ayakkabılarla, trainerslarla ya da Converse'lerle değil. Tamamen kış aylarında özellikle cowboy botlarla kombinlemeyi planladığım bir trend kendisi. 2022-2023 sonbahar kışının trend renkleri ise hardal sarısı ve mor. Bu iki rengi çok fazla göreceğiz. Onun dışında kobalt mavisi, moda orman yeşilini çok sık görüyoruz ve içerisinde lilalık ya da morluk içeren pembe tonları. Neredeyse magenta gibi ve fuşya gibi ancak biraz daha açık tonlarında olan. Ona genellikle roz violet diyorlar o renge. Yani daha açık tonlarda olan, içerisinde morluk içeren pembe tonları. Bu yıl çok moda. 2022-2023 sonbahar kışında gördüğümüz bir diğer moda trendi ise gotik estetik trendi. Bordo rujlar, eyelinerlar, tüllü şapkalar, tüllü elbiseler ya da etekler, siyah deri ceketler, siyah ya da eskitilmiş gri olan tişörtler, üzerinde baskılar ya da sloganlar olan tişörtler, kısa etekler, mini etekler. Gotik estetik olarak geçiyor ve bu yıl görülen bir moda trendi kendisi. Benim takip edeceğim bir trend değil, bana uygun olan bir trend değil ancak böyle bir trend var. Bana tamamen İzmir'in Alsancağı'nı hatırlatıyor. O gençlik lise yıllarımda publarda, barlarda takılan gotikler aklıma geliyor şu an. 2022-2023 sonbahar kışının en sevdiğim trendi ise fluffy mantolar ve kazaklar. İnce manto, ince kazak yok. Tamamen sizi ısıtan, içerisinde kaybolduğunuz ve kendinizi böyle sıcacık güvende hissettiğiniz büyük manto ve kazaklar moda. Tüylü tüylü olabilir ya da böyle shearling kumaşa sahip olabilir. Max Mara'nın Teddy kotu gibi düşünebilirsiniz. Çok meşhur olan, tamamen bir kültleşmiş ürün kendisi. Onu o tarz olan mantolar çok moda ya da tüylü tüylü olanlar çok moda. Bunu yine Isabel Maran'da çok güzel görebiliyoruz. Ve bu trendi aynı zamanda Etro'da, Valentino'da ve Bulimarin'de de gördüm. Onlarda da çok fazla tüylü kazaklar ve mantolar kullanılmıştı. Ve bu sıcak hissetmek başlığı altında bunu da söylemek istiyorum. Runway'lerde çok fazla dikkatimi çekti. Kalın olduğu belli olan, içerisinde yün ya da kaşmir karışımı olan külotlu çorap kullanımı çok yaygındı bu yıl. Chanel'de düz, bayağı kalın, lila rengi çoraplar kullanılmıştı. Onun dışında Zimmermann markası külotlu çorap kullanmıştı. Kendisi bir yaz markası aslında. Avustralya markası olduğu için yaz aylarında kendini gösteren ve parlayan bir markayken bu yazlık tamamen böyle etekleri açılan elbiseleri var. O elbiselerin altına aynı desenden kalın külotlu çoraplar kullanmıştı. Üzerine de yine tam böyle Isabel Marant tarzı, ikisi de bohemian tarzına yakın zaten. Isabel Marant sadece yazı da gerçi güzel yapıyor. Şimdi yaz koleksiyonları da güzel ancak kışın bence Isabel Marant daha güzel. Ve yazın da tamamen Zimmermann daha güzel. Bohemian anlamda bakarsak. O bohemian tarz pomponlu, geniş, yine sizi sıcak tutacak kazaklarla o elbiseyi kombinlemiş. Külotlu çorap, altına kadife görünümlü bir platform topuk
ayakkabı, içinde zaten o elbise ve üzerine de çok sıcak böyle pomponlu beyaz bir kazak giydirmişti. Bence çok güzel bir kombindi o, çok tatlı. Ve son bakışta göreceğimiz bir diğer moda trendi ise rahat görünüme sahip olan ofis şıklığı. Yani kotla blazer'ı kombinlemek olabilir ya da yine blazer'la pantolonu da kombinleyebilirsiniz. Ancak rahat bir görünüşe sahip olan ofis şıklığını dışarı taşımak ya da ofise de taşıyabilirsiniz tabii ki de. Bence bu tamamen korona sonrası, karantinanın kalkmasıyla artık yavaş yavaş ofislere döneceğiz. Ancak tamamen o kalem etek, topuklu ayakkabıya, stiletto'ya dönmeyeceğim. Onun yerine daha rahat bir ayakkabı, daha rahat bir pantolon ve üzerine de bir blazer'la aslında ofise geldim görünümünü elde etmeye çalışmak. Bu da trend olan bir moda akımı kendisi. Son sanırım 2 ya da 3 sezondur moda olan catsuit'ler sonbahar kışta da yine moda olmaya devam ediyor. Bunu yine Bluemarine'de, Stella McCartney'de, Balmain'de görüyoruz. Ancak bu catsuit'ler biraz daha İspanyol paçaya kayıyor. Mesela ben bu catsuit'lerde de çok fazla İspanyol paça gördüm. Çok dar gelmiyor, çok tight gibi değil artık. Daha pantolon şeklinde dökümlü gelen catsuit'leri görmeye başlıyoruz. Yine cutout'lar da devam ediyor. Özellikle catsuit'lerde bu cutout kullanımı hala yaygın, cutout da bir yere gitmiyor. Kaç sezondur bizimle birlikte olan trendler bunlar. Ve son olarak da 2022-2023 sonbahar kışının çanta ve ayakkabı trendlerini sizlere anlatıyorum. Ayakkabılara bakacak olursak eğer, bu chunky, kaba olan loafers'lar yine bu yılda da moda olmaya devam edecek. Özellikle de sonbaharın bence vazgeçilmez ayakkabı seçeneği kendisi. Çoraplarla kotların altına, pantolonların altına o platformlu olan, kaba duran loafers'lar çok güzel oluyor bence. Kullanımı çok kolay. Yağmurda ıslansa da bir şey olmuyor. Loafers zaten ayağınızın büyük çoğunu kaplıyor ve platformu da olduğu için ayağınıza çok fazla su girme olanağı olmuyor. Çorapla giydiğiniz için ayağınız zaten üşümüyor ve çok fazla ayağınıza vurma olayı da olmamış oluyor ayakkabının. Bu şekilde bu chunky, kaba yani olan loafers'lar bu yılda sonbahar kışta trend. Onun dışında balerinalar, hiç tabanı olmayan balerinlerin giydiği o yumuşak balerina babetler de bu yıl çok trend. Yeni yeni trend olmaya başladılar. Miu Miu bunu şu an lider bir şekilde götürüyor. Onun dışında çizme olarak ise over the knee boots olarak geçiyor. Yani diz üstünde olan çizmeler bu yıl çok moda. Geçen yıl bunlar çok moda değildi. Dizüstü çizmeler sanırım bir 5 yıl önce çok modaydı. Bu Stuart Weitzman'ın çizmeleri çok modaydı. Ancak onlar dar gelen dizüstü çizmelerdi. Bu yıl moda olanlar ise tamamen bol olan. Yani sanki böyle bacağımızdan düşecekmiş gibi duran, biraz böyle kırışık görünüme sahip olan ve bayağı bol bol olan dizüstü çizmeler çok moda. Bunu Bottega Veneta'da, Isabel Marant'ta görüyoruz. Onun dışında Chanel'de gördüm aynı zamanda. Diz üstünde olan böyle mini eteklerle, elbiselerle giyebilirsiniz. Ya da çok dar olan pantolonlarla giyebilirsiniz. Ben çok dar pantolon kullanmıyorum. Bende o Stuart Weitzman'ın diz üstü çizmesi vardı. Ancak çok dardı ve sadece tight'larla giyebiliyordum. Çok da tight giyen bir insan değilim. Ve ince böyle dar pantolon, kot pantolon da artık giymiyorum. Hatta elimde şu an hiç yok. Hepsini charity'ye verdim. O yüzden onları da satmıştım. Alacağımı düşünmüyorum. Ben her zaman klasik böyle diz altında biten çizmeleri çok fazla beğeniyorum. Ya da bot giyiyorum zaten direkt. Kısa bot. Bu şekilde. Ve son olarak da büyük çanta trendi. Geçen yıl başlayan büyük çanta trendi bu yılda devam ediyor ve boyut olarak da çantalar gitgide büyümeye başladı. İçerisine artık tüm hayatınızı sığdırarak günlük alışverişinize gidebilirsiniz. Omuz çantaları, bunu YSL yaptı, Chanel, Bottega Veneta yaptı. Çok fazla büyük omuz çantaları görüyoruz, tote çanta şeklinde. Onun dışında çok eskiden moda olan ve yeni yeni moda olmaya başlayan bir çanta
türü var. O da bowling çantalar. Bu silindir şeklinde olan çantaları çok eskiden Louis Vuitton yapmıştı. O geri getiriyor. Ve Chanel de bowling çanta yapmış. Kendi sitesinde gördüm. Mağazasında henüz denk gelmedim ancak sitesinde gördüm. O da yakında satışa çıkar diye düşünüyorum. Bende de zaten bu size bahsettiğim Isabel Mara'nın kocası olan Joam D'Office'in bowling çantası var. Ve Manuel Terry'nin de bu meşhur silindir çantası zaten. Bu yılda çok popüler olmaya devam edecek. Benim de runway'lerde dikkatimi çeken 2022-2023 sonbahar kış moda trendleri bu şekildeydi. Sizin dikkatinizi çeken, takip etmeyi planladığınız moda trendleri hangileri? Bu trendlerden hangilerini sevdiniz, hangilerini sevmediniz? Bana aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve benden ne tarz moda videoları beklersiniz? Onu da aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Çünkü moda videosu olarak sizler neler istiyorsunuz benden onları bilmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.